الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم الحمد لله Aziz kardeşlerim, bugün 16 Cemaziyel Ahir 1434 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Mevlamız bizleri cumalarda, camilerde, cemaatler içinde cem ettiği gibi, yarın büyük günde alnımızın aklıyla hesabımızı verip cennetinde cem eylesin. Rabbim Teala'mız büyük ailemizin kayıp çocuklarını, ümmetimizin yetimlerini, öksüzlerini, yani 7 milyarlık büyük ailemizi, insanlık ailemizi İslam yuvasında toplasın inşallah. Amin. 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 Ya muin. Aziz kardeşlerim. Bugün sizlere Kur'an'ın bilgi sisteminden bahsedeceğim. Okumuş olduğum ayeti kerime Haşr suresinin 32. ayetidir. Malumu alileriniz bu ayetler sabah akşam Müslümanlar dilinde, nezdinde, mescitlerinde, camilerinde Namazlarının sonunda okunmak adet haline gelmiştir. Harika da bir şeydir. Fakat Müslümanlar niye bu ayetleri seçerler de okurlar sabah akşam? Bunlar üzerinde yetince, yeterince düşünmüşler midir derseniz eğer, orada fihi nazar derim. Durmalı. Yani hakikaten Kur'an'ın 6200 36 ayeti. Hocam 6666 falan değil miydi? Kim yuvarladıysa yuvarlayanı da yuvarlamak lazım aslında. Nasıl beceriyorlar böyle şeyleri? İnsanların diline bunu nasıl koyuyorlar? Bu yalanlar nasıl hızla yaygınlaşıyor? Yalan daha sonra nasıl bilgi haline geliyor? Bilgi nasıl da daha sonra din haline geliyor ve yalanı dini olana veil olsun. Ondan sonra da doğrusunu bir türlü öğretemiyorsun. İşin ilginci nedir biliyor musunuz? Hristiyanlar da 606 66 rakamı iblis şeytanı temsil eder. Sanki birileri bizim Müslümanların diline bir iblislik yapıp bu yuvarlama rakamı koymuş gibi geliyor bana. Koca koca alimlerimizden bazıları da tabii muakkar. Öncekilerin böyle şeylerle işi olmaz. Efendim, muakkar alimlerimiz de bunu diline dolayıp sanki matah bir şeymiş gibi aktarmaları yok mu? O da işte bu ayetin kapsamına giriyor. Bugünkü işleyeceğim Haşr suresinin 32. ayetinin kapsamına giriyor. Çok mu önemli? Hiç önemli değil efendim. Ama bir bakıma önemli. Nihayetinde iman ettiğiniz kitap, her bir ayetine iman etmek zorunda olduğumuz kitap. Bizim imanımızın konusudur Kur'an. İmanımız bu iki kapağın arasındakileredir. Yani bu iki kapağın arasında oldu mu onu Rabbim söylemiştir. Bitti. Orada pazarlık olmaz. Orada dururum. Summen ve umyana, kör ve sağır davranana veil olsun. Allah diyor dedin mi? Bitti. Çivi kesilirsin orada. Orada donarsın. Onun için önemli. Bu açıdan önemli. Ama kim uydurdu bu 6666'yı da Müslümanların zihnine koydu? Bu kadar mı yuvarlanır? Anlatabiliyor muyum? Çok mu elzemdi yuvarlamak? Onun içinde hakikatle aramız bozuluyor. Bu ümmetle hakikat bu ümmetin hakikatle arasının bozukluğundan o kadar çok çevre istifade ediyor ki batılın her türü bunun ekmeğini yiyor. Niye? Çünkü en temel, en asli unsurlarda dahi bilgisini çek ettirmeyen, bilgisini test etmeyen, bildiğim doğru mu diye kaynağına gitmeyen bir zihni aldatmayacak adam var mıdır? Allah'ınızın aşkına size biri çek getirse rakamına bakmadan ödeme yapar mısınız? Yahu dünyalık bir şey. Dünyalık bir şey. Ne olacak fazla ödeseniz? Yok. Ödemek istemezsiniz. Çünkü borcunuz o kadardır. Öyle değil mi? O kadar kesmişsiniz, o kadardır. Ne kadarsa o kadar alsın dersiniz. Efendim, iyi de Allah'ın kitabında ayetten bahsediyorsun. Sen o rakamı yuvarlayıp söylediğinde, o rakamı biri de iman umdesi gibi ezberlediğinde, Kur'an'ı açıp da saymaya başladığında artık eskisi gibi değil, eskiden sayfa sayfa sayılıyordu. Şimdi kompütürden, bilgisayardan kısaca surelerin rakamını tespit ettiğinde hani Kur'an'ımız eksik çıktı dediğinde ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Nitekim bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş olanlar da çıkıyor. Dolayısıyla bizim hakikate karşı bu laubali tavrımızdan en çok istifade eden batıl oluyor. Onun için Madem bir şey imanımızla ilgili, dinimizle ilgili, dinimizle ilgili olanı bir numaraya koymak da vazifemiz. Zira imanını ciddiye alan kişi diniyle ilgili olanı bir, birinci sıraya koyar. Öyle değil mi? Çünkü dininle ilgili olan hem dünyanla hem ahiretinle ilgilidir. Dünyanla ilgili olan sadece dünyanla ilgilidir. Dünyana dair bir şeyi kaybetsen bir daha kazanma ihtimali her zaman vardır. Ama dinine dair bir şeyi kaybedersen ahiretini kaybedersin. Onun için insan imanını ciddiye almalı. Kişinin kendi imanını ciddiye almıyorsa başkalarının onun imanını ciddiye almasını beklemesi abes değil midir? Eğer sen kendi imanını ciddiye almıyorsan Rabbim senin imanını niye ciddiye alsın? İmanı ciddiye almak da inandığınız değerlerin kaynaklarıyla, karşılıklarıyla çek edilmesiyle mümkün. Yani ciddiyet bu aynı zamanda araştırmayı gerektirir. Ciddiyet aynı zamanda sahihlik araştırmasını gerektirir. Temel araştırmasını gerektirir. Sahih mi? Nihayetinde şu bir gerçek. Sizin kendi imanınız hakkında ne dediğinizin hiçbir önemi yok. Allah'ın sizin imanınız hakkında ne dediği önemli. İnsan kendisini her şey olarak niteleyebilir. Ama Rabbim sizi ne olarak niteliyor? Unutmayın ki nihai tahlilde bizim ne olduğumuzu belirleyecek olan Rabbimizin bizi ne olarak nitelediğidir. Kaldı ki adına iman koyunca iman olmuyor. Yeryüzünde hiçbir şeye inanmayan hiç kimse yok. Mutlak ateizm imkansızdır. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şeye inanmıyorum diyen bir şeye inanmıştır. Hiçbir şeye inanmamaya inanmıştır. Dolayısıyla o da bir şeye inanıyor. Onun için yani siz yeryüzünde her türlü müşriklerin hiçbir şeye inanmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Müşrikler, akidesi olan adamlarda akidesiz bir müşrik yoktur. Her akide iman değildir ama. Her akide iman değildir. Her akideyi Rabbimiz iman kabul etmiyor. İnsan müşrikler putlara inanıyorlardı. Fakat onların bu imanı onların imanı sayılmıyordu. İman sayılmıyordu. Hatta hatta onların doğru imanını da yok ediyordu. Şirkleri onların Allah'a olan imanlarını da süpürüyordu. İman öyle bir, şirk öyle bir pislik ki iman kazanının iman balının içine girdiğinde o kazandaki her şeyi de pisletiyordu. Dolayısıyla amelde gri'nin tonları üzerinde konuşabilirsiniz. Amelde Müslümanlar şu kadar kusurlu, bu kadar sevaplı olabilirler. Kitabın merkum diyor Kur'an ya, rakamlanmış kitap. Geliri var, gideri var. Gelir hanesi var, gider hanesi var. Gelirin giderinden çok olmasına gayret edersin. Kusursuz olmasına değil. Ama iman da öyle değil. Ben yüzde doksan Allah'a iman ediyorum. Yüzde on da ayırdım putuma. Diyorsan böyle bir pazarlık yok. Rabbimiz yüzde bir bile istemiyor. Kabul etmiyor. Bu konuda gayurdur, kıskançtır. Asla şerik kabul etmiyor, ortak kabul etmiyor. Yüzde birini bile yine ayıramazsın diyor. İmanın tamamını bana vereceksin diyor. İmanını ben belirleyeceğim diyor. İmanını ben belirleyeceğim. Bu çok önemli. Yani orada siyah ve beyaz üzerinden konuşuyoruz imanda. Tevhid budur zaten. Tevhid budur. Tevhid. Hepsi varsa hepsi varsa tevhid. Onun için tevhid ya hep ya hiç üzerinden konuşulur. Ama amel öyle değildir. Ameller öyle değildir. Ya hep ya hiç üzerinden amel konuşulmaz kusursuz kul yoktur ki ya hep ya hiç olsun. Rabbimiz de ya hep ya hiç demez zaten o noktada. Onun için iman bambaşka. İmana dair şeyler farklı bir kategoriye girer. Bu anlamda hakikat aşkı mühimdir. Yani inandığımız şeylerin hak olup olmadığı mühimdir. Gerçekten inanılması gereken şeylere mi inanıyoruz? Bunun içinde çek edilmesi lazım, test edilmesi lazım, kaynağına sunulması lazım. Yani Rabbimiz, Ya Rabbi sen bunu iman olarak kabul buyuruyor musun ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım? Ya Rabbi ben buna inanıyorum ama sen buna iman diyor musun Ya Rabbi? Evet, bunu sormak lazım. Sen şunu inkar et diyorsun, onu inkar etmem de imanın bir parçası. Ve men yekfur bit tagut ve yu'min billah. Buyur. Ayete bakın. Yani Allah'a iman etmenin yarısı da tagutu inkar etmekmiş. Böyle bir iman şartı var. Yani tagutu inkar Allah'a imanın şartıymış. Hatta o olmadan o olmazmış. La ilahe illallah, de, la ilahe demeden illallah olmayacağı gibi. Yani tağutu inkar la ilahe imiş. Ve yu'min billah, Allah'a iman da illallah'ymış. Buyurun. Yani inkarın bir kısmı vardır ki imanın ta kendisidir. O inkar olmadan o iman olmaz. Allah Allah. Kafam karıştı. Allah'ın Mustafa kulu. Şimdi inkar diyorsun, iman diyorsun, inkar imandan diyorsun. Öyle ya. Öyle ya. Rabbimizin inkar et dediğini inkar etmezsen, iman et dediğine iman et etmemiş olursun. Böyle bir şey. Onun için iman aynı zamanda temizlenmektir, arınmaktır. İman sadece evet demek değil, iman güçlü bir hayır demektir. Kocaman bir hayır diyeceksin önce. La ilahe illallah. Kocaman bir hayır olmayanın kocaman bir eveti olmaz. Rabbimiz bize hayır demeyi öğretiyor. Hayır. Hayır çok önemli. Onun için hayır o kadar önemli ki hayırın dilimizde başka bir karşılığı yok. Hayır koymuşuz adını. Yani hayır yok demenin adını hayır koymuşuz. Yok demekte hayır vardır. La demekte hayır vardır. Ama yok deneceğe yok demekte hayır vardır. Onun için adını hayır koymuşuz. Anlatabiliyor muyum? Yokun adını hayır koymuşuz. La'nın adını hayır koymuşuz. Eyvallah. Çünkü hayır diyemeyenin evetinin değeri olmaz. Her şeye evet diyen adam neye inanmış oluyor? Müşriklerin Kabe'sinin içi put doluydu. 360 tane put vardı. Allah Resulüne diyorlardı ki müşrikler, ya Muhammed sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hiç üzülme. Ne yapalım? Seninkini de getir, onu da koyalım diyorlardı. Yani 360'ı koyan 361'i koymaz mı? Yani herkesinkine şey bulduk da seninkine bulamadık mı ya Muhammed? Seninkini de getir, onu da koyalım diyorlar. Buyurun. Problem bu. Peki neydi sıkıntı? Asıl sıkıntı onlara atabilmekti. La diyememeleriydi. Müşrikler illa dediler ama la diyemediler. Her müşrik illa der. Onun için müşriklerin telbiyesini duymuş muydunuz? Müşriklerin Kabe'yi tavaf ederken getirdikleri hac sırasında telbiye neydi biliyor musunuz? Bakınız, telbiyeye bakınız efendim. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyke la şerike lek. İlla şerikun huve lek. Temlikuhu ve ma'melek. Müşriklerin telbiyesidir bu. Bir daha söylüyorum. Lebbeyk la lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Senden senin ortağın yoktur ya Rabbi. Buyur senin emrine geldik ya Rabbi. Davetine geldik. Başımız gözümüz üstüne ya Rabbi. La şerike leke lebbeyk. Senin ortağın yoktur ya Rabbi. İlla şerikun huve Ancak bir ortağın vardır. O da senindir ya Rabbi. Yani ortağın vardır da o da öyle senin böyle sen yarısını o yarısını almış değil. Senin altında dununda min dunilla. Altında. Onun için o da senin. Temlikuhu ve mâ melek. O senin onun sahip oldukları da senin ya Rabbi diyorlardı. Ve bunlara müşrik diyoruz. Yani haza bal gibi müşrik. Telbiyeye bakınız. Telbiyeye. Müşrikler hac sırasında bu telbiyeyi getirirlerdi. Onun için sorunları neydi? Sorunları la diyememek. Şöyle gönülden bir la diyememek. La diyemedikleri için ceryanları bağlanmadı. Çünkü nötr yoktu, fazla işe yaramadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Nötron yoktu, proton işe yaramadı. Onun için atomları çöktü, füzyona uğradı. Onun için kışları yoktu, yazları bereketli olmadı. Anlatabiliyor muyum? Onun için kromozomlarının yarısı eksikti. Öbür yarısı da işe yaramadı. Onun için X yoktu, Y de işe yaramadı. Görüyorsunuz. Rab'bimizin yasası belli, kanunu belli. Bu manada demek ki aslında insanın yapısı, psikolojisi, ruh hali mutlaka ve mutlaka iki ucunu da bağlamayı gerektiriyor. Bir ucunu açık bırakamıyorsunuz. Ucu açık yok. İnkarda ucun biri la, ucun diğeri illa. Onun için la nötron illa proton. La eksi kutup illa artı kutup. Bunlar olması lazım ki sistem çalışsın. Sistem ancak o zaman çalışıyor. Dolayısıyla la ilahe illallah. Bakıyorum da hakikaten yani Türkiye Müslümanlığından bahsediyorlar da Türkiye Müslümanları illallahı çok güçlü söylüyorlar. La ilahe de sıkıntı var gibi geliyor bana. La ilahe de sıkıntı var gibi geliyor bana. Çok güçlü bir hayırda sıkıntı var gibi geliyor bana. Onun içinde bakınız karış kuruş bir şeyler çıkıyor ortaya karışık kuruşuk bir şeyler çıkıyor ortaya. Bu karışık kuruşuk şeylerin adına din demek sizin din tanımınız oluyor ama Rabbimizin din tanımı olmuyor. Bu anlamda ayetimize geri dönüp şöyle mübarek ayeti bir ziyaret edelim. İnanın ayetler de ziyaret edilir. Sizi çok özlerler. Siz de onları özleyin. Ayetleri ziyaret ederseniz ayetler de gönlünüzü ziyaret eder. İmanınızı ziyaret ederler. İmanınıza hediyeler getirirler. Bunu hissedersiniz gönlünüzde. Şöyle yokladınız mı? Bakarsınız ki ayetler oraya hediye dizmiş böyle. Bir hoş olursunuz, bir hoş olursunuz. İçinize bir efilti eser böyle bahar yeli gibi. içinizi huzur doldurur böyle. Ayetlerle tanışmayı tavsiye ederim. Peki Çinsettin'i, Londra'yı, New York'u, Moskova'yı görmeden ölmek kayıp değil. Ama Kur'an'dan bir ayeti tanımadan ölmek büyük kayıp. Büyük kayıp. Onun için bu ayetlerle tanışmak lazım. Biz tanışıyoruz diyeceğiz, akşam sabah okuyoruz, okunuyor, hocalar okuyor, müezzinler okuyor falan ama Doğrusu pek de tanışmadık. Bu şuna benziyor. Adamla saf, aynı safta namaz kılıyorsunuz 10 sene fakat adını bile sorup öğrenmiyorsunuz. Kimsin, nereden gelip nereye gidiyorsun, ne yersin, ne içersin bu manasını bilmiyorsanız bu demektir yani. Bu demektir. Suretini görüyorsunuz ama bir türlü tanışmıyor. Tanışmak budur zaten. Bu tanışmak değil ki. Onun için Hadi tanışalım şu mübarek ayetle. Haşr suresi 32. ayet. Huvallahu lezî la ilahe illahu. Şuna bakın. Nasıl başlıyor bakın. Bir önceki ayet. Lev enzelnâ hâzel Kur'ân'a alâ cebelille râeyte. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üstüne indirmiş olsaydık insana değil de. Alâ cebenin Lera eytehu sen onu akıllanmış görürdün. Haşi'an <laughs> fa'ilen demektir. Dağ mef'ul olduğu halde, nesne olduğu halde, obje olduğu halde sen onu sabje, özne olarak görürdün. Yani fail olarak görürdün. Yani Kur'an öyle bir kitap, öyle bir vahiy ki nesnenin üstüne inse onu özne yapar demektir. Haşi'an <laughs> Mütesaddi'an Allah'ın haşyetinden Allah paramparça, toz duman olduğunu, hallaç pamuğu gibi atıldığını, eriyip aktığını görürdüm. Tabi burada ne söylüyor? Biz onu sana indirdik. Fahval hitap bunu söylüyor. Söz geliminden bunu söylüyor. Ey insan biz onu daha indirmedik. Ama sana indirdik. Söyle şimdi sen dağdan daha mı hissizsin? Senin kalbin taştan daha mı katı? Topraktan daha mı hissiz? Neden dağı adam edecek olan Kur'an seni hiç değiştirmiyor? Bunu demiş olmuyor mu aslında? Bunu demiş oluyor. Ve tilkel emsalun adribuha lin nasi leallehum yetefekkerun. İşte Allah size böyle böyle misaller veriyor ki üzerinde düşünüp akledip fikredip yola gelesiniz, tefekkür edesiniz. Ve arkasından geliyor. Vallahu lezi la ilahe illa hu. O Allah ki, yani bu Kur'an'ı indiren Allah kim mi diyorsun? Dinle o zaman ey insanoğlu. Allah'tan Allah'ı öğren. Sana Allah Allah'ı tarif ediyor. Yani kimsin sen ya Rabbi bu Kur'an'ı indirmişsin de ben Kur'an'ı indireni tanımak istiyorum mu demek istiyorsun? Al kart vizitim diyor Rabbimiz. Rabbimizin Kur'an'da ge geçen kart vizitlerinden biridir. Haşr suresinin son ayetleri. Biri İhlas suresidir. Biri Bakara suresinin 255. ayetidir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İşte biri de Haşr suresinin son üç ayetidir. Bu ayetler Rabbimizin Kur'an'daki kart vizitidir. En sözlerin en güzeli Allah'ın sözleridir değil mi? Allah'ın sözlerinin en güzeli hangisidir? Allah'ın sözlerinin en güzeli de Allah'tan bahseden sözlerdir. Çünkü en güzelden bahsediyor. En büyük söz en büyükten bahseden sözdür değil mi? Ayetlerin en büyüğü de en büyük olan Allah'tan bahseden ayetlerdir. Onun için ayetlerin zirvesinde, varlığın zirvesinde nasıl Rabbimiz varsa, ayetlerin zirvesinde de Rabbimizden bahseden ayetler vardır. Bu ayetler Kur'an'ın zirvesidir. Kur'an'ın içinde bir Everest tepesi olsaydı, o İhlas Suresi olurdu. Everest tepesinden hemen sonraki ikinci tepe o da bu ayetler olurdu. Anlatabiliyor muyum? Onun için zirveler bunlar. Allahu lezî la ilahe illâ O Allah ki, ondan başka hiçbir varlık yok. Bir tek o. Sadece o kulluk edilmeye layıktır. Onun dışında hiçbir varlık kendisine kulluk edilmeye layık değildir. O sadece odur ilah veya Allah yüzde yüz Allah'tır. Hadi anlayacağınız şekilde çevireyim. Allah kimdir? Yüzde yüz Allah'tır. Yüzde doksan dokuz değil. Yüzde yüz Allah. Allah kimdir? İlahlık sadece kendisine yakışır, Allah kimdir? Ubudiyet sadece kendisine yapılandır. Allah kimdir? İnsanın kul olacağı tek varlıktır. Hepsi de la ilahe illallah'ın açıklaması. Burada kelime-i tevhid var farkındaysanız. Kelime-i Illahu illallah. Oradaki huve Allah. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah'la başlamış bir mevzu. Arkasından ne geliyor? Alimul gaybi ve şehade. Bilgi meselesi geliyor. Allah Allah. ilim geliyor. İlimden, Kur'an'da ilim kökünden 850 kelime geçer. Çok ilginçtir. Çok çok ilginçtir. Kur'an'da Allah'ın esması dışında, Allah ismi ve Rab ismi dışında bu kadar geçen ender kelime bulursunuz. İlimden neden böyle? Yani Kur'an bir din kitabı ilimden bu kadar çok bahsediyor. Demek ki ilimsiz din olmuyor. Bilmeden din olmuyor çünkü bilmediğinizde nasıl inanacaksınız? İnsan bilmediğine ne kadar inanır? Onun için bizim imanımızın temelinde bilgi vardır. Onun için Müslüman imanı dogma değildir. Hristiyan imanı dogmadır. Onun temelinde bilgi yoktur. Bilgi olamaz. Çünkü bilgi olursa teslisi kabul etmez. Teslisin izahı yok ki. Müslüman imanının temelinde marifet vardır. Marifet, ikrar, tasdik, amel. Anlatabiliyor muyum? Marifet, tasdik, ikrar, amel. Dolayısıyla İman binası bu dört kat. Dört şeyi içerir. Ama en temelinde marifet var. Bilmek, tanımak, anlamak. Bu anlamda bilgi meselesine girdi. Bakınız tevhidden sonra kelime-i tevhidi söyledi la ilahe illahu alimul gayb ve şehadet. Bilgi meselesi. Bilgi meselesi o kadar mühim bir mesele ki Kur'an'ın ilk inen ayetleri bilgi meselesi konusunda. İkra oku. Bir daha var arkadan. İkra bir daha geliyor ikinci kez. Emirle başlıyor. Ne yapayım? Bakınız namaz kıl diye emredebilirdi. Yani ibadetle başlamıyor vahiy, Kur'an vahiy. Kur'an vahyi bilmenin, sağlıklı bilmenin yolunu öğreterek başlıyor. Çünkü ibadet de doğru bilgiye dayanıyor. Kulluk da doğru bilgiye dayanıyor. Müslümanlık da doğru bilgiye dayanıyor. Doğru bilginiz yoksa doğru bir kulluğunuz olamaz. Doğru bir Müslümanlığınız olamaz. Doğru bir imanınız olamaz. Sorun inan da neye inanırsan inan değil ki. Bu anlamda zaten Kur'an'ın indiği toplum inanıyor. Sorun doğru inan doğru inanmak doğru bilgiyle. Onun için bakınız ilk inen ayetler emirle başlıyor. Bu emir de doğru bilgiye ulaşma. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adına ne adına okuyayım? Yani bilgiye ulaşma referansım ne olsun? Referansım ne olsun? Referansın Allah'ın adı olsun. Yani bilgiye Allah'ın adıyla ulaş. Bu ne demek? Varlık bir işaret parmağıdır, şahadet parmağı. Şahadet parmağı Allah'ı gösterir. Varlık parmağının gösterdiğini gör. Onu yok sayma. Parmağa bakıp da parmağın gösterdiğini görmezsen parmağı da görmüyorsun demek. Parmağı tek başına görmen işe yaramaz. Parmağın gösterdiğini gör, o zaman parmak şahadet olur. Alimul gaybi ve şehade şehadet olur. Eyvallah. Bu kainat Allah'ın parmak izi olan varlıktır. Rabbim yarattı, parmak izi koydu. Her birinde ilahi parmak izi vardır bu kainat. Nereye bakarsanız bakın. Onun için şöyle demişti fakir ya, bir sabah kalktığınızda, aynaya baktığınızda, aynada kendi yüzünüzü göremeseniz ne yaparsınız? Çıldırırsınız ayna var, siz varsınız, görüyorsunuz fakat yüzünüz aynada görünmüyor. İşte kainata bakınca Allah'ı göremiyorsanız, o zaman ne yapacaksanız o zaman da öyle yapın. Onun için ilk inen vahiyler bakın. Alleme, <laughs> iki kere alleme, <laughs> öğretmenden bahsediyor. Öğretti, öğretti, öğretti. Kim bu öğretmen? Allah. Rabbimiz, Rabbimiz öğretmiş. Rabbimiz büyük öğretmenmiş. Er-Rahman, Allemel Kur'an. O sonsuz rahmet sahibi. Neden Kur'an'ı bize gönderdiğin sorusunun cevabı da burada aslında. Merhametimden dolayı gönderdim. Rahmetimin ifadesi olarak gönderdim. Er-Rahman olduğum için gönderdim Kur'an. Demek ki Kur'an'ın inişi bir rahmetin ifadesi. Dolayısıyla alleme. Ondan sonra ne var? Kalem var. Kalem var. Alleme insane ma lem ya'lem. bil kalem. Bakınız öğretti, öğretti, oku, oku, kalem. Allahu Ekber. İlk inen beş ayet, hepsi bu. İlk inen beş ayette iki oku var, iki öğretti var, bir kalem var. Alın nirengi kelimeleri. İlk inen pasajın konusu neymiş? ilim 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 adıyla sanıyla ilimmiş yani ilimden bahsediyor. Ya Rabbi birine bir mesaj iletecekseniz bu mesaj 23 yıl sürecekse 23 yıl sürecek olan mesajdan en öne neyi alırsınız? En önemli olanı alırsınız. Değil mi? En çok problem gördüğünüzü alırsınız. Karşıdakinin en sorunlu meselesini alırsınız değil mi? Karşıdaki muhatapların en sorunlu konusu neyse onu öne alırsınız. Çünkü sorun orada büyüktür. Ve başlama noktası neresi onu alırsınız değil mi? Nereden başlayayım ya Rabbi adam olacağım ben nereden başlayayım? Dalaletteyim ya Rabbi şaşırdım. Dalaletteyim, çıkmazdayım. Babecedeki <laughs> Sen dalalette idin, o seni hidayete erdirdi. Tercüme de etmiyorum, bakınız aynı kavramları kullanıyorum. Duha suresi. Dolayısıyla öyle. Peki nereden başlayayım ya Rabbi? Dalaletten çıkıp hidayete ermek için ilimden başla. Bitti. İşte orada. Orada. Kainatı da bir açık kitap olarak gör. Varlığın tamamı okunacak bir kitaptır. Allah bu kitabın içine yazdı. Sadece kitaplar okunmaz. İnsan okunur, yer okunur, gök okunur, ay okunur, güneş okunur, zaman okunur, gece okunur, gündüz okunur. Dolayısıyla var olup da okunmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki okuyacak bir gözle baksak. Evet, peki ayetimize dönelim tekrar. Nasıl bir sistem olsun? Okumada sistemim ne olsun? İşte onun cevabı. Okuma sistemi. Kur'an'ın ilim sistemi neymiş onu söylüyor. Alimul gaybi ve şehade. Allah sadece gaybın alimi değil, şehadetin alimi değil, gaybın da alimidir. Evet, o Allah öyle bir alimdir ki gaybı da bilir, şehadeti de bilir. İkiye ayırıyor. Kur'an ikiye ayırıyor. Şuraya gaybı koyuyor, şuraya şehadeti koyuyor. Burada gayb var burada. Gayb ne demek? İnsan idrakine kapalı hakikatler. Bir hakikat var ortada fakat idrakla, akılla kuşatmanız imkansız. Ne gibi? Bu Kur'an'ın kaynağı gibi. Bu Kur'an'ın kaynağı gibi. Bizim Kur'an'ın kaynağı olan levh-i mahfuzu idrak ile kuşatmamız imkansızdır. Anlatabiliyor muyum? O Allah'a ayan. Bizim için gayip, Allah için de gayip mi? Allah'a gayip yok. Bize var. Evet. Peki ne gibi? Ahiret gibi. Ahiret bize gayip. Allah'a ayan. Allah'a gayip değil. Peki ne gibi? Melekler gibi. Meleklere iman ediyoruz değil mi? Kur'an'a iman ediyoruz biz. İmanımızın İmanımızın konusu mushaf değil. Bu mushaf yerden bitti. Anlatabiliyor muyum? Bunun malzemesi selüloz. İmanımızın konusu selüloz değil. Biz selüloza iman etmiyoruz. Yani kağıdın ham maddesine iman etmiyoruz. Bizim iman ettiğimiz şey arştan inen. Bilmem anlatabildim mi? Evet, vahiy. Vahiy Rabbimiz konuşur. Rabbi'mizin konuştuklarından biri de Abdullah oğlu Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Biz ona Rabbimizin konuştuğuna, onun da o konuşmaları bize aynen naklettiğine iman ettik. Bitti. Budur iman. Budur. Meleklere iman ettik. Melekleri biz görmedik. Ama iman ettik. Rabbimiz varlığını söylüyor. Biz de iman ediyoruz. Meleklere iman etmeden zaten bunu imanınız olmaz. Niye? Rabbimizin arşından bu vahyi alıp getiren görevliler dolayısıyla varlığın tabir caizse varlığın ana kartı, ana kartları şu kainatta var olan her bir şeyin içine Rabbimizin yerleştirdiği ve oradan müdahil olduğu ana kartlar. Anlatabiliyor muyum? Eşyanın beyni tabiri caizse, görünmeyen beyni. Eşyanın. Melek oradan gelir zaten. Yani güçlü, güçlü, keskin ve etkili varlık demek. Onun için lemeke, meleke, lekeme, keleme, kemele. Altı kombinezonun hepsi de şiddet ve tesir manasına gelir. Onun için melek de bu. İman ediyoruz biz onlara. Fakat görmüyoruz. İman ediyor. Rabbimiz haber verdi. Cennete iman ediyoruz. Rabbimiz haber verdi. Yani iman ettiğimiz cennetin işte üzümünden, bağından, bahçesinden, karpuzundan, elmasından bahsederken dünyadaki karpuz, üzüm, bağ, bahçe aklımıza geliyor. Ama aslında bambaşka bir şey o. Bambaşka bir şey. Kullema ruziku minha min semrate rizkâ cennetliklerin önüne ne zaman cennet nimeti getirilse "Kalu, هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا min Derler ki daha önce gözümüz bir yerden ısırıyor bunları. Biz daha önce bunlarla rızıklanmıştık. Rabbimiz diyecek ki ve utu bihi Yo, daha önce gördüğünüz bunlar değildi. Demoydu onlar. Demo. Demo seyreltilmiş. Dünyada yediğiniz elma demodur, onun için posası vardır. Dünyada yediğiniz ayva demodur, onun için ayvayı yemiş olursunuz. Ahirette ayvayı yemeyeceksiniz. Yediğiniz ayva, ayva sizin dünyadaki ayvayı yedin dedirtilen ayva olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Ahirette içtiğiniz su bambaşka, onun atığı olmayacak. O külliyen nur olacak, ışık olacak sizin için. Dolayısıyla Muhabbet olacak sizin için. Bambaşka bir şey. O tabiatı icabı mecaz olmak zorunda. Çünkü keyfiyetini bilmediğimiz, çünkü ahiret eşyanın mutlak olduğu yerdir. Yani üretildiği yer. Cennetü adnin diyor ya adn, maden oradan gelir aynı kökten. Yani güzelliğin üretildiği merkez demek mutlak güzelliğin sonsuz güzelliğin üretildiği merkez. İnsan sonsuzu bile kavramaktan aciz. Nasıl izah edeceğiz burada şimdi? Onun için onun için fiha harir diyor efendim. Cenneten ve harira diyor. Cennet ve ipek diye tercüme ediyorlar. Olur mu hiç öyle şey? Cennet ipek ha? Cennet varsa ipeğin orada anlmasının ne? Anlamı ne Allah aşkına? Sonsuz özgürlük. İnsana cennet dünyada gönüllü, gönüllü vazgeçtiklerine karşılık ahirette Rabbimizin vereceği ödüldür. Sen eğer nefsine dünyada gönüllü gem vurursan, ey nefsim sana veremem bu istediğini, Rabbim orada istediğini yap. Ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma tad'un. Canının istediği senin, arzu ettiğin Hadi buyur senin denilecek. Dolayısıyla cennet de kayıp, cehennem de kayıp. Onun için iman ediyoruz biz. gayba iman ediyoruz. Peki bunlar üzerinde spekülasyon yapsak? Spekülasyon olur. Sadece spekülasyon olur. Öyle değil mi? İşte İbn Sina'mızın yaptığı, işte Gazali'mizin yaptığı gibi sadece spekülasyon. Hele hele bir de İbrahim Hakkı Erzurumimiz var ki Allah gani gani rahmet eylesin. Marifetname'nin şeyine cennetin haritasını çizmiş. Aynen öyle. Gözüme bakmayın. Haritası var ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Vay mübarek. Vay mü. Açmış ya, açmış resmen. <laughs> Aman Allah, Aman Allah. İşin tabiatına aykırı dostlar. İşin esasına aykırı. Yani buna teşebbüs bile edilemez. Edilmemeli. Edilmemeli. Yani böyle bir şey, işte böyle bir geleneğimiz de var. Ne yapalım? Eşki üşki bizim bağım koru. Ben bunları eleştiriyorum diye birileri pireleniyor, birileri kıllanıyor affedersin. Kıllansa da, tüylense de hakikat hakikattir. Ben burada hakkı söylemezsem Allah ahirette dilimi koparır. Hiç öyle kaşınmayın, kusura da bakmayın. Eğer bilmediğiniz için bunu yapıyorsanız Allah sizi affetsin. Ama bile bile yapıyorsanız Allah sizi bildiği gibi etsin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Evet, gayb ve şehadet. Biz de uçtuk da saat geçiyor. Gelin, yok devam değil. İçinizde memurlar var, işi olanlar var, gücü olanlar var. Ben burada keseyim. İnşallah öbür hutbede kaldığım yerden teybin şeyine tuşuna basılmış gibi devam ederim. Hiç tereddüt etmeyin. Bir iznela. Buna inceye kadar ama bunarsam bir gün o zaman beni buradan indirirsiniz. Senin işin bitti diye. Eyvallah. İnşallah gayb ve şehadet neymiş? Kur'an'ın bilgi sistemi neymiş? Sıkıntı nerede ve bu bilgi sistemi nasıl yakine dayanırmış? İlim ve iman'a dayanırmış. Bunların dışında neler olmuş? Oraya şöyle bir inşallah atıf yaparız önümüzdeki hutbede nefesimiz yeter, canımız bu bedende olursa eğer inşallah. Rabbim bizi hakkı hak bilip hakka ittiba eden kullarından kılsın. Amin. Batılı batıl bilip batıldan iştirak eden kullarından kılsın. آمين يا معين والحمد لله رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم التوفيق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أمين. ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمين 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 يا محي الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شرف صفي فقال فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي الله وملك لرب عيقام استكلار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سيز أي إيمان سيز سيز بَرِدَ پيغمبر لين vesellimû teslima ve ona canı gönülden bir de selam yollayın. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Kima sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecin. Aziz kardeşlerim, bir kardeşimiz sizlerden dua istirham ederler. Zor durumda imişler, hasta imişler, ameliyat geçiriyor imişler. Rabbim şifalar versin, Allah. sebepler halk etsin. Allah bizleri götüremeyeceklerimizle sınamasın. Götüremeyecekler, götüreceğimiz için de gücümüzü artırsın. Amin. Ya Rabbi diyoruz yükümüzü artır, gücümüzü artır ya Rabbi. Amin. İnşallah. Rabbim bedenimizin hastalığını ruhumuza şifa kılsın inşallah. Amin. Amin. Ya Mu'in. Ve ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an sizi uyarmam size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. İn uridu illel ıslaha mestetat. Tek arzum var, gücümün yettiğince düzeltmeye çalışmak. Ve ma tevfiki illa billah. Bu konuda başarılıysam eğer bu bana ait değil, Allah'a aittir. Aleyhi tebekkelti ve ileyhi unib. Sadece Rabbime güvendim ve sadece O'na yöneldim. O kendine güvenenleri mahcup etmez. Kendine yönelenleri rezil etmez inşallah. صدق الله العظيم اقم الصلاه